Arkadaşlar merhabalar. Bugün noktalama işaretlerine başlıyoruz. Noktanın görevleri ve kullanım yerleriyle konumuza başlayalım. Bildiğiniz üzere cümlelerin sonuna nokta getirilir. Tamamlanmış cümlelerin sonuna. Bazı kısaltmaların sonunda da nokta kullanıyoruz. Profesörün kısaltması prof, doktorun kısaltması dr, İngilizcenin kısaltması ink şeklinde. Sonlarına nokta koyuyoruz bu kısaltmalarda. Sıra sayıları bildiren ifadelerde 21. 2. 19. gibi yine nokta kullanıyoruz. Bu nokta önce ince ekinin yerini tutmaktadır. Arka arkaya sıralandıkları için virgülle ya da kısa çizgiyle ayrılan sayılardan sadece sonuncu sayıdan sonra nokta konuluyor. Buna dikkat edelim. 6, 9 ve 23. sorular derken 6 ile 9'un arasına virgül koyuyoruz. Son sayımız olan 23, 23. Burada nokta kullanıyoruz. Buna dikkat edelim. Bir yazının maddelerini gösteren rakam ve harflerden sonra konuluyor. Birinci madde, ikinci madde şeklinde. Tarihleri yazarken gün, ay ve yılı ayırmak için yine nokta kullanıyoruz arkadaşlar. Tarihlerde ay isimleri yazıyla belirtildiğinde araya herhangi bir noktanın işareti getirmiyoruz. Buna da dikkat edelim. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için nokta kullanıyoruz. İki nokta kullanılmaz arkadaşlar. Dikkat edelim. Saat 9.30'da derken araya nokta koyuyoruz. Kitap, dergi gibi eserlerin künyelerinin sonuna da yine nokta koyuyoruz. Bakın yazarın adı virgül, eserin adı virgül, yayın evinin adı, basıldığı yer, basıldığı tarih bunları virgüllerle ayırdık. Ancak künye tamamlandığında sona nokta koyuyoruz. İnternet genel adreslerinde tdk.org.tr şeklinde kullanımı mevcuttur. 4 ve 4'ten çok rakamlı sayılarda sondan üçerli gruplar halinde rakamları ayırırken araya da nokta getiriyoruz. Örnekte gördüğünüz gibi. Matematikte çarpma işlemi yerine de nokta kullanılabilir. Evet. ÖSYM'nin nokta ile ilgili sorduğu bir soruyu inceleyelim. Parçada numaralı yerlerin hangisinde ötekilerden farklı bir noktalama işareti kullanılmalıdır? Bakalım. İşte karşı karşıyasın. O da senin gibi biri. Arkadaşlar, o da senin gibi biri derken biridir aslında, değil mi? Yani bu cümle tamamlandı. Bu bir isim cümlesi tamamlandı. Buraya nokta getirmeliyiz. Şu şekilde buraya nokta getirmeliyiz. Yüzünde küçük küçük yara izleri. Burada cümle tamamlanmadı. Yüzünde küçük küçük yara izleri var, vardı şeklinde. Biz cümleyi kendimiz tamamlıyoruz. Yani bu bir eksiltili cümle. Buraya 3 nokta getirmeliyiz. Bak gülüyor. Şimdi de yemeğini yiyor. Bakın yüklemimiz var. Cümle tamamlandı. Nokta getiriyoruz. İşte türkü söylüyor. İşte sıkılıyor. Cümle tamamlandı. Nokta getiriyoruz. Belki de dertleşecek birini arıyor. Yine cümlemiz tamamlandı. Nokta getiriyoruz. Arkadaşlar farklı olan 3 nokta getirdiğimiz eksiltili cümle olan 2 numaralı cümledir. Bir diğer soruya bakalım. Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisine nokta getirilemez? Kardelenler açmış karı görmeden. Bu devrik bir cümle ancak yüklemi var. Yüklemi varsa cümle tamamlanmışsa nokta getirebiliriz. Birini koparıp yakama takmak istedim. İçim el vermedi. Bu da bir sıralı cümle. Her iki cümlenin de yüklemi mevcut. Bakın el vermedi. Yüklemi varsa cümle tamamlanmışsa nokta kullanabiliriz. Bir eledim, iki eledim. Kara topraklar üstünde ak kardelenler. Arkadaşlar cümle tamamlanmadı. Eksiltili cümle söz konusu. Cevabımız Ceyhan. Oysa onlar ak karın üstünde yükselmeliydi. Bakın yükselmek eylemi, yükselmeliydi şeklinde çekimli eylem olmuş. Yüklemimiz var nokta. Toprakta kar değil, kar suyu bile yok. Cümle tamamlanmış. Yine nokta kullanabiliriz. Evet, virgülün kullanımına gelelim arkadaşlar. Virgül, ÖSYM'nin sıklıkla sorduğu bir noktalama işarettir. Lütfen dikkat edelim. Arkadaşlar ard arda sıralanan eş görevli sözcük ya da söz gruplarının arasına virgül getirebiliriz. Eş görevli sözcük ya da söz grupları dedim. Dikkat edelim lütfen. Bakın, geniş göller, yüksek dağlar, derin vadiler sarıyordu kasabayı. Şimdi burada virgülle ayrılan söz öbeklerine bakalım. Geniş göller sıfat tamlaması, yüksek dağlar sıfat tamlaması, derin vadiler sıfat tamlaması.
Sıfat tamlamalarını ayırmış buradaki virgülün görevi, bu virgüllerin görevi söz gruplarını yani eş görevli söz gruplarını ayırmaktır. Bir örneğe daha bakalım. Ahmet Hamdi Tanpınar şiir, roman, hikaye, deneme, mektup türlerinde eserler vermiştir demiş. Burada ise eş görevli sözcükleri ayırmak için kullanılmıştır. Şiir, roman, hikaye, deneme. Arkadaşlar bunlar eş görevli sözcüklerdir. Bunları ayırmak için virgül kullanıyoruz. Bir diğer görevi sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılmaktadır arkadaşlar. Geldim, gördüm, yendim. Bakın burada 3 tane cümle var, 3 tane yargı var. Bu yargılar peş peşe sıralanmış. Bu sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için ne kullandık? Virgül. Buradaki görevi sıralı cümleleri birbirinden ayırmaktır. Altını çizelim lütfen. Örnekleri inceleyelim. Bir başka görevi uzun cümlelerde yükleme uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için kullanmaktır. Bakın arkadaşlar, şiir düşünceyi duygu haline getirinceye kadar yoğurma sanatıdır. Şiir nedir? Şiir düşünceyi duygu haline getirinceye kadar yoğurma sanatıdır. Bakın burada virgülü diğer ögeden ayırmak için virgül kullandık. Evet, diğer bir görevi özne olarak kullanılan adıllardan sonra yani bu, şu, o özne olarak kullanılıyorsa bu adıllardan yani bu zamirlerden sonra da virgül getirebiliyoruz. Bu benim milletimin yıldızıdır parlayacak. Bu benim milletimin yıldızıdır parlayacak. Bu nedir arkadaşlar? İşaret adalı. Bu işaret adalını cümle diğer ögelerden ayırmak için ne yaptık? Araya virgül kullandık. Cümle içerisindeki ara sözleri ve ara cümleleri belirtmek için ara sözün başına ve sonuna virgül koyuyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere ara sözü cümleden çıkarttığımızda cümlenin anlamında bir değişiklik olmaz. Anlamlı bir cümle çıkar ortaya. İstanbul'u çok seviyordu. Burada neyi seviyordu? İstanbul'u. Bu nesnenin açıklayıcısı var mı? Evet, Yeditepeli şehri. Gördüğünüz gibi virgüllerle ayırdık. Bunun bir alternatifi daha vardı. Kısa çizgiyle de ayırabiliyorduk. Bu şekilde ara sözleri ve ara cümlelerin başına sonuna da nokta virgül getirebiliyoruz. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan sözcüklerin arasına konur. Yalnız dikkat edelim, burada ikilemelerden bahsetmiyoruz. İkilemelerin arasına herhangi bir şekilde noktalama işareti getirilmiyor arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edelim. Burada mesela bir şiirde akşam, yine akşam, yine akşam şeklinde vurgu için sıralanan kelimeler ve söz öbekleri var. Burada bunların arasına virgül koyuyoruz arkadaşlar. Ancak dikkat edelim, ikilemelerin arasına herhangi bir şekilde noktalama işareti konmaz. Bir başka görevi virgülün tırnak içine alınmayan alıntı cümlelerden sonra konur. Örneğimize bakalım. Yıllar yılı ruhumu bir çarmıha germişim. Bir cümledir bu, değil mi arkadaşlar? Bir alıntı cümledir. Gelmişim dedi. Bu cümle tamamlandıktan sonra virgül koyuyoruz. Sonra dedi ifadesini getirebiliyoruz. Bu tırnak içine alınmamış bir alıntı cümledir. Bu şekilde de virgülün kullanımı söz konusudur. Evet. ÖSYM'nin bu konuyla ilgili sorduğu bir soruyu inceleyelim. Arkadaşlar, sorumuzu okuyorum. Bu cümledeki virgüller, virgülün kullanımı ile ilgili aşağıdaki kurallardan hangisine örnek olabilir? Bakalım. Yarışmada Cahit Sıtkı'nın 35 yaş şiiri birinci. Atilla İlhan'ın Cebberoğlu Mehmet'i ikinci. Fazıl Üslü'nün Çakır'ın Destanı adlı kitabından bir parça üçüncü oldu. Şimdi şu şekilde bir eser birinci olmuş. Diğer bir eser ikinci olmuş. Bunu belirten bir ifade. Ve üçüncü olan bir eseri de burada belirtmiş. Şimdi bu eserleri, bu ifadeleri birbirinden ayırmak için kullanılmış. Yani söz gruplarını birbirinden ayırmak için kullanılmış. Bakalım. B şıkkına bakıyoruz arkadaşlar. Eş görevli sözcükleri, söz öbeklerini sıralı cümleleri ayırmada kullanır. Burada evet, söz öbeklerini ayırmak için kullanılmıştır. Cevabımız Bursa.